İyi akşamlar değerli izleyenler. Briefing saatine hoş geldiniz. Türkiye'de biz fazlasıyla siyaset gündemine odaklı tartışmalar yapıyoruz. Ama Türkiye'deki tartışmalar bir yana, dünya siyaseti veya dünya ekonomisindeki gelişmeler de bir yönden akmaya devam ediyor. Bizim kendi gündemimiz içerisinde işte Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi, adaylıkların belirlenmesi, son sürat seçime doğru ilerlerken bir yandan da dünyada neler olup bittiğini izlemeye, onunla ilgili tartışmaları yapmaya briefing saatinde de devam ediyoruz. Şu sıralar özellikle siyaset düzleminde Rusya ile Çin'in birbirleriyle yakınlaşması gibi gelişmeler konuşulurken, ekonomik düzlemde de yepyeni tartışmalar gündeme geldi. Avrupa'nın veya Batı ekonomilerinin genel itibariyle pandemi sonrası bir türlü düzelemedikleri veya Ukrayna savaşının arkasından beklenilen gelişmelerin ortaya konulamamasını tartışırken, Avrupa ekonomilerinde veya Batı'da genel olarak çeşitli finansal krizler, sorunlar yaşanması ihtimalini, bir durgunluk yaşanması ihtimaliyle değerlendirirken, Amerika Birleşik Devletleri'nden oldukça ilginç haberler gelmeye başladı. Sanki bir çeşit finans krizi yaşanır gibi bir görüntü var. Amerika'da büyük bankalar, şu ana kadar 3 tanesi, finansal krizlerinde etkisiyle battı ve bu bankalar büyük oranda el değiştiriyor, satılıyor. Aynı gelişme, benzer bir gelişme İsviçre'de de yaşandı. İsviçre'de de bir banka batmaktan kurtulamadı. Genel itibariyle biz bu çerçevede dünya finans piyasalarında neler olduğunu ve bunun aslında Türkiye'deki ekonomik konulara nasıl yansıyabileceğini değerlendirmek istiyoruz. Çok kıymetli bir konuğum var. Beykent Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Volkan Öngel. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Hocam, şimdi bankalar batıyor, birileri o bankaları satın alıyor. Bir şeyler oluyor ama biz herhalde bu çok fazla siyaset gündemi odaklı gittiğimiz için bunları pek değerlendiremiyoruz. Gerçekten hani konuştuğumuz gibi bir finansal kriz mi Batı'yı teslim alıyor? Yoksa bu bankaların batması kendi yönetimleriyle mi alakalı? Birden fazla banka batıyorsa bunun altında bir sebep olması gerekir vesaire gibi düşünüyoruz ama ne olup ne bitiyor hocam? Bize biraz bunu anlatır mısınız? Tabii. Aslına bakarsanız buradaki işin bizim tarafımızdan konuşulmuyor olması çok da kötü bir şey değil. Öncelikle bunu söylemek lazım. Çünkü bizde banka batmadığı için biz konuşmuyoruz. Aynen. Biz bunu konuşmaya başladığımız zaman demek ki sıkıntı bize de sirayet etmiş olacaktır. Bu sebeple ne kadar konuşmazsak gündemimizin sürekli dışında kalırsa bence bizim açımızdan çok iyi bu iş. Şimdi baktığımız zaman biz burada aynen sizin de bahsettiğiniz gibi tek bir bankanın yönetim probleminden bahsetmiyoruz. Hı hı. Burada artık birden fazla banka var işin içerisinde. Hatta birden fazla ülke var. Dolayısıyla bu bizim önceki yıllarda da çok çeşitli örneklerini gördüğümüz 3. nesil krizler diye de adlandırılan bankacılık krizleri ve bağlı olarak da finansal sektörde ortaya çıkan sıkıntılarla birlikte var olan bir kriz. Net artık bu. Bu bir krizdir diyorsunuz. Kesinlikle bu bir krizdir. İlk finans krizi midir hocam? Evet, bu bir bankacılık finans krizidir. İlk ortaya çıktığı dönemde de günlerde de ben bu işin kötümser yanındayım demiştim ve bazı düşünürler eleştirmişti. Ya bu sadece işte bir bankayla alakalı bir iş. Çok kadar büyütmemek lazım. Ama biz bunun dünyada daha önce çok fazla örneğini gördük. Dolayısıyla ekonomide tarih gibi tekrardan ibaret. Siz daha önce çalıştığınız alanlarda ne olduğunu biliyorsanız bu işi de benzer şekilde yorumlama şansına sahipsiniz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıktı bu iş. Neden ortaya çıktı? Aslında baktığınız zaman çok fazla bir nedeni olmasına gerek yok. Yani literatürde de biz baktığımızda Minsky şunu söylüyor. Diyor ki bunu Wall Street paradigması olarak adlandırılıyor. Eğer ki diyor bir sistem, finansal yapı kırılgansa normal işleyişte giderken bile çeşitli problemlerle karşılaşabilir. Ama normal işleyiş devam ediyor mu dediğimizde biz bu sefer bir finansal krizin, bir bankacılık krizinin temel nedenler nedir diye düşünmeye başlarız. 4 temel neden var. Bunlardan ilki yükselen faizler. Hmm. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde biz
yükselen faizler işini net olarak gördük. Tabii uzun süredir Merkez Bankası faizleri yükseltiyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ki belki tarihte çok uzun yıllardır yaşayan kimsenin hatırlamadığı şekilde yükseliyor ve şahin bir duruş devam ediyor. İkincisi kötüleşen banka bilançoları. Bu var mı? Evet, bugün çok daha net olarak banka bilançolarının kötüleştiğini görüyoruz. Bir ileriye dönük belirsizlik. Dolayısıyla bu da riski ciddi arttıran bir iş ve en nihayetinde borsalarda yaşanan bir çöküş. Şimdi borsalarda bir çöküşten bahsedemiyoruz ama işte pandemiden beri borsalarda ciddi bir durağanlık söz konusu. Dolayısıyla bankalar için yatırım yaptıkları enstrümanlar, yani aktifleri ve pasifleri, ellerindeki mal varlıkları ve ödeme yükümlülükleri belirleyici. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri için ortaya çıkan tablo şu şekilde oldu. Bankaların ellerinde hazine bonoları ve tahviller var. Devletin çıkartmış olduğu borçlanma senetleri var. Faiz yükseldikçe bu unsurların değerleri düşmeye başladı. Ve sonrasında ortaya şu düşünce atıldı. Bu bankalar bilançoları kötüleşiyor, zarar ediyorlar. Dolayısıyla acaba iflasa mı gidiyorlar? Moody'lerin paralarını ödeme şansına sahipler mi? Bu işin içerisine girdiği endişe zaman... Endişe piyasaya salındığı zaman ondan sonra bir stres havasında para çekmeler gerçekleşiyor. Kesinlikle, işte sürü psikolojisi ya da bulaşma etkisiyle bu kişileri daha fazla etkilemeye başladı. Dolayısıyla yaşanan senaryoya baktığımız zaman biz Amerika Birleşik Devletleri için hiç var olmayan çözümlerin ortaya atıldığını görüyoruz. Yani ilk günden beri çok ciddi kurtarma operasyonlarına girişildi. Sonrasında sigortası olmasa bile tüm Moody'lerin tüm yatırımlarına garanti getirdi. Şimdi biz baktığımız zaman hep ne diye düşünüyoruz? Amerika Birleşik Devletleri liberal ekonominin temeli. Dolayısıyla siz bankasınız. Her kendi bacağından asılır. Batarsanız da batarsınız. Kesinlikle. Oraya yatırım yapan da doğru tahlil yapsaydı batmasaydı. Orada bir risk almıştır liberal piyasanın içerisinde diye düşünürüz. Ama burada çok farklı bir senaryo yaşandı. Bu riski kişilerin üzerine bırakmamak için çok ciddi hareketlerde bulunuldu. Hocam şimdi bunun mekanizması nasıl işliyor? Şimdi mesela dünyada bir ekonomik durağanlık ihtimalinden pandemi sonrası, savaş nedeniyle vesaireyle bahsediyoruz. Bu enflasyonun yükselmesine, arzın düşmesine, dünyadaki arz düştüğü için malların fiyatlarının artmasına, dolayısıyla enflasyonun yükselmesine neden oldu. Klasik iktisatçıların söylediği gibi, sizinle daha önce bu konuyu da sık sık tartıştık ve çok keyif aldım ben de. Klasik iktisatçıların söylediği gibi, eğer enflasyon yükseliyorsa işte faizleri artıracaksınız. Faizleri artırdığınızda işte bankalara para girişi artmış olacak. Ve bu sayede de enflasyon kontrol altına alınabilecek. Şimdi burada faiz artırıldığında bu sefer bankalar zarar mı etmeye başlıyor? Asıl sorun bu mu? O mekanik nasıl çalışıyor orada? Bankalar zarar ediyor. Eğer ki bunu önceden kestiremedilerse, bunu göremedilerse, piyasada ortaya çıkan bir dengesizlik ise bu bankalar için, ki böyle, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de gözüken senaryo şu: bankalar böyle bir faiz artışını öngörmemişler ve ellerindeki tabiri caizse parayı uzun vadeli yatırmışlar. 10 yıl vadeli yatırmışlar ama kendilerine yatırılan mevduatlar 2 yıl vadeli, 1 yıl vadeli. Dolayısıyla geri dönüşleri çok daha önce oluyor. Bankanın ödeme gerekçeleri çok daha önce, gelecek parası 10 yıl sonra. Aynen öyle. Bir de faizler yükseldikçe gelecekte ki bu enstrümanların tahvillerinin değeri düşüyor. Faiz yükseldikçe devlet tahvilinin miktarı oransal, rakamsal olarak düşer. Dolayısıyla bilançolarında da kötüleşme başlıyor bankaların. Dolayısıyla bu zamanlar arasında bir tutarsızlık ortaya çıkartmış
durumda. Peki bu faiz artırma kararlarını verirken Amerikan Merkez Bankası bu tür sonuçların olabileceğini öngöremiyor mu? Yani işte çok klasik bakış açısıyla işte faizler artılacak, enflasyon kontrol edilecek, işte belki biraz sıkıştırma yapılacak ve normal para işleyişine devam edecek. Sorun ne burada? Mesela bankacılar hani bu kadar, bu çözüm bu kadar basit idiyse, hani dediler ya bunun başka bir yolu yok. Türkiye'deki tartışmalardan da çokça biliyoruz. Enflasyon yükseldiğinde faizi artırırsınız, enflasyonu kontrol altına alırsınız. Bankalar buna hazırlıklı çıkmadıysa, bankalar böyle düşünmemiş mi? Bu tek yol değil miymiş? İki sebebi var bu işin. Birincisi, bankalar bu işin bu kadar uzun soluklu olacağını öngörmemişler ve düşünmemişler. Yani evet, Fed faiz arttırıyor, enflasyona karşı bununla savaşıyor ve enflasyon ne olacak? Faizler artacak, enflasyon duran hale gelecek. Ama biz yaklaşık 2 yıllık süreçtir bu işin başarılamadığını görüyoruz. Faiz arttırılmasına rağmen enflasyon frenlenemedi. Ne Amerika Birleşik Devletleri'nde ne dünyada diyelim. Ve faiz artışları sürekli devam ediyor. İkincisi, biz batamayacak kadar büyüğüz düşüncesi gibi bir hata var. Hem yönetimlerde, bankalarda, hem banka yönetimlerinde, hem de bankaları denetleyen kuruluşlarda. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı testler de var aslında, bankaların kırılganlığını test etmek için kullanılan. Burada bilançolardaki sıkıntılar gözüküyor ama hiç kimse bunun kalkıp da bir probleme yol açacağını açıkçası söylemiyor veya düşünmüyor. Bu problemin boyutu ne hocam? Ya mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bildiğim kadarıyla 3 tane banka battı. Bir tane de İsviçre'de banka battı. Şimdi bunların hepsi birbirine benzer sebeplerle mi batıyor? Veya işte bu 3-4 bankanın işte hacmini vesaireyi değerlendirdiğinizde gerçekten böyle hani para piyasalarında önemli kabul edilebilecek bir hacme sahip mi? Bunun şeyi nedir? Yani bunun bizim zihnimizde yer etmesi için karşılığı ne olabilir? Buradaki aslında temel olarak şuna bakmak lazım. Dünyadaki yatırımcıları, insanları, finansal piyasaları ne kadar korkutuyor? En büyük maliyet korku maliyeti. Ayrıca finansal olarak da baktığınızda 1 trilyon dolardan daha fazla bir kaynak ayrılmış durumda şu anda bu bankaların dünyada batmasının önüne geçmek açısından. Çok ciddi bir rakamdan ciddi bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin bir yıllık gayri safi yurt içi hasılasından daha fazla bir rakam. Yani seyircilerimizin de kafasına canlanabilmesi için. Amerikan gayri safi milli hasılasında 15'te biri gibi bir şey. Evet. Yani bizim çok depremde karşılaştığımız maliyetin Türkiye için yüzde neyse Amerika için de bunun maliyeti yaklaşık dediğiniz gibi böyle bir maliyet. Asıl korkulan şey bunun nerede duracağının bilinememesi. Çünkü biz eski örneklerde şunları görmüş durumdayız. Mesela işte 1982'de Meksika'da benzer bir kriz ortaya çıkıyor. Sadece aslında baktığın zaman Meksika'ya sınırlı kalması gereken bir kriz. Sonrasında yatırımcılar şunu fark ediyor. Diyorlar ki burada Latin mizacı var. Dolayısıyla kriz Arjantin ve Brezilya'ya sıçrıyor. Hadi bunu da anlayabiliyorsunuz. Aralarında çok ciddi bağlantı olmamasına rağmen. Bir yıl geçiyor aradan. Bir yıl sonra kriz Filipinler'e sıçrıyor. Ha, bu sıçrama dediğiniz şeyin arasında böyle bir yıl falan da geçebilir diyorsunuz. Yani aynen. Böyle arka arkaya haftalar içerisinde olması gerekmiyor. Aynen öyle. Bir günde olması gerekmiyor. İşte yakın tarihe baktığımızda 1997-98'de Güneydoğu Asya krizinde benzer şey gördük biz. Aslında Tayland battığında ortaya çıkan bir devalüasyon vardı. Bu sadece Malezya'yı etkiliyordu. Nasıl bir etkilemesi vardı? İkisi de benzer ürünler satıyorlar. Dolayısıyla Tayland battığını devalü ettiğinde, parasının değerini düşürdüğünde Malezya'nın da ihracatı yavaşlayacak diye bir risk ortaya çıkmıştı. Bu korku sonrasında şuna dönüştü. Ya aslında burada iki ülke yok. Burada Asya kaplanlığı denilen ülkeler hepsi var. Hepsi birbirine bağlı ekonomiler. Bu beş ekonominin tamamı birbirine çok benzerdir. Dolayısıyla aynı spekülatif ataklar 5 ülkeye de yansıdı. Ve bakarsanız bu ülkelerin arasında neredeyse bağlantı ya hiç yoktu ya da
önemsenmeyecek kadar azdı ekonomik açıdan. Ama Moody'lerin korkusu hepsinde ortak hale geliyor ve ne yapıyor bu Moody'ler? Parayı bankalardan çekip başka yatırım araçlarına doğru yöneliyorlar. Bankalardan o para çekildiğinde banka kendi sistemini döndüremez hale mi geliyor? Yani sonuçta baktığınız zaman bankanın yaşaması için kredi vermesi lazım ve kendisine yatırılan paranın bir kısmını tabiri caizse kasasında tutacak ki bu yaklaşık %6 ile 10 arasında kabul edilen bir rakam. Geri kalan %90'ını borç verecek. Borç verecek, kaydı para yaratacak. Dolayısıyla ben 100 lira yatırdıysam banka bunun karşılığında 90 lirasını kredi olarak verdi. Kasasında 10 lira var. Siz 100 lira yatırdınız. Sizin için de 10 lira ayırdı. İkimizin toplam 200 lira parası var. Bankanın bize ödemekle yükümlü olduğu. Ama kasasında karşılık 10 lira var. 10-10 20 lira var. Ben gidip de paramı alayım dediğimde, benim gibi herkes parasını almak istediğinde bankanın böyle bir karşılığı kasasında mevcut değil. Finansal sistem içerisinde de borç bulamazsa hızlı şekilde banka iflası kaçınılmaz Bunların oluyor. Örneklerinden bahsettiniz. Hem Asya Kaplanları'nın 90'lı yıllarda yaşadığı, hem Meksika'dakinden 82 yıllar. Bu mudur genel olarak örnekler? Biz bu açıdan ya baktığımızda... Bu bankacılık krizlerine örnek teşkil edecek şeyler bunlar mıdır genel olarak? Bunlar biz kendi tarihimize de baktığınız bakalım. Zaman 2000-2001'de bunu yaşadık. Bankacılık krizini ve takdir edersiniz o zaman Türkiye'de birçok bankanın battığı bir dönem olmuştu ki sonrasında çok ciddi düzenlemeler olan bir yapıya kavuştuk biz. Yani şu anda biz programın başında söylediğiniz konuşmuyorsak aslında bunu, bu yapılan düzenlemelerin çok ciddi etkisi var Türkiye için. Hala bankacılık sisteminin Türkiye'de kırılgan yapıda olmaması gibi bir durum var. Yoksa emin olun kırılgan yapıda olduğuna inansaydı spekülatörler direkt olarak Türkiye'deki banka ve finans sistemi üzerine de tabiri caizse bir oyun oynamaya başlayacaklardı. Türkiye örneğine gelelim hocam. Yani hem bankacılık sektörünün o kırılgan olmaması meselesini konuşalım, hem bu faiz artırımı meselesini konuşalım, ama genel olarak şimdi dünya finans piyasalarında eğer faiz artırmalar enflasyona çözüm olmuyor, fakat aynı zamanda da bankacılık krizlerine neden oluyorsa, bundan sonra mesela Fed'in atabileceği adımlar daralmış olmuyor mu? Ne yapacaklar mesela? Fed'in atabileceği adımlar çok ciddi daraldı. Yani enflasyon konusunda ayrı bir case var. Bir de bundan sonrasıyla alakalı ne yapacağıyla. Şimdi biz Fed'in bir faiz artışını bekliyorduk ve işte 0.75 puan, yani 75 baz puan arttıracağı yönünde çok ciddi bir kamuoyu oluşmuştu. 0.75 Amerika için çok büyük rakamdır değil mi? Yani şöyle düşünün, faizin %15 kadar artması anlamına geliyor. 5'ten 5.75'e çıkmak demek %15'lik bir artış anlamına geliyor. Evet, 5'ten 5.75'e çıkmak, yani 20'den 20.75'e çıkmak değil. Tabii ki de 5'ten 5.75'e çıkmak muazzam bir rakam Amerikan piyasaları için. Dolayısıyla bu bekleniyordu. Sonrasında işte bahsettiğimiz banka krizleri, çöküşler gerçekleşince Fed'in nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu. İki yolu vardı. Ya yine 75 baz puanla devam edecekti. O zaman biz şunu görecektik. Hayır, aslında hiç problem yok. İş sadece ve sadece bu 2-3 bankanın kötü yönetilmesiyle alakalı bir iş. Böylelikle spekülasyonun önüne geçmeye çalışacak. O korkuyu ortadan kaldırmaya çalışacak. Ama bir yönüyle de oldukça cari bir tarafı var. Bankalar 10 yıl sonrasına borç vermişler. 2 yıl sonrasına ödemeleri gerekiyor. O arayı nasıl kapatacaklar? Ve iş sadece bu 3 bankayla sınırlı değil. İkinci şey şu olacaktı. Çok daha rigid bir hareket yapacaktı. Faizleri düşürecekti veya sabit tutacaktı. Yani faiz arttırmayı pas geçecekti. Türkiye gibi yapacaktı. Türkiye gibi yapacaktı. O zaman da şunu düşünecekti herkes. Demek ki bize söylenenden çok daha fazla bir kriz var. Sıkıntı çok daha büyük. Bu da tedirginlik yaratacak. Bu da tedirginliği ve krizi daha da besleyecek. Zaten bankacılık krizinin en ciddi sıkıntılardan biri kendi kendini besleyen krizler olmaları. İnsanlar birbirlerini korkutarak tabiri caizse
bunu birbirlerine bulaştırıyorlar ve bu bulaşı daha sonrasında ülkeden ülkeye geçiyor. Şu an itibariyle Amerika'da, İsviçre'de gördük. Belki Avrupa'daki ülkelere yansıması daha şiddetli olabilir. Ve bir korku ortamı aslında oluştu diyorsunuz ve bunun oldukça büyük bir hacminden bahsediyorsunuz. Şimdi yani şeyleri konuştuk. Yani Merkez Bankası'nın yapabileceği şey ya işte %75 civarında artırma ya devam etmek. Çok büyük garantiler sağlayarak ama bir yönüyle de o garantilerle beraber bankaları hakikaten içinden çıkılmaz zor bir duruma itmek anlamına da geliyor gerçek anlamda. Ya da öbür türlü bir endişeye, yine bir endişeye neden olmak. Peki siz ne bekliyorsunuz? Mesela Amerikan Merkez Bankası en azından bu zamana kadar gidişatıyla doğru bir karar alsa da yanlış bir karar alsa da eğilimi, genel eğilimi nasıl çıkacak gibi görürsünüz? Genel eğilimi bankaları ve piyasayı tamamen kendi haline bırakamaz. Çünkü bu şu ana kadar dünyanın yaşadığı en büyük krize dönüşebilir. İçinde bulunduğumuz... Dünyanın yaşadığı en büyük krize dönüşebilir. En büyük krize dönüşebilir. Çünkü biz daha önceki krizlerde, işte 2007-2008'de en yakında bakarsak dünya krizi olarak, böyle bir altyapısı yoktu. Şimdi biz son pandemiden beri 3 yıldır dünya ekonomisinin ciddi bir durgunluğundan bahsediyoruz. Durgunluk içerisinde enflasyondan bahsediyoruz. İşlemeyen çarklardan, üretimden ve lojistik zincirindeki problemlerden bahsediyoruz. Hala dünyada ekonominin çarkları tam anlamıyla dönmeye başlamadı. Evet. Şimdi böyle bir durumda ortaya çıkacak ikinci bir etki çok ciddi yıkıcı olur. Ve sadece bankacılık piyasasıyla sınırlı kalmıyor maalesef bankacılık piyasası. Nereye sıçrıyor hocam? Tabii ki de üretime ve sanayi, reel sektörle çok yakın çünkü. Dolayısıyla işsizlik ve benzeri şeyler. Kesinlikle biz yani işte 1929 sonrası gördüğümüz, 2007-2008 sonrası gördüğümüzden daha büyük bir işsizlik dünyada belki %30-%40'lara yükselen işsizlik oranlarıyla karşılaşmak gibi bir risk hala masada ve niye bu riski bu kadar kötümser söylüyorum? İşte dediniz ya Avrupa'da devamı var mı? Mesela şu anda Deutsche Bank'la alakalı konuşmalar ortada. Dolayısıyla Deutsche Bank... Deutsche Bank'ın batması demek aslında dünya ekonomisinin baş aşağı olması gibi bir sonuç demek. Avrupa Birliği'nin tam olarak ekonomik anlamda çöküşü anlamına gelir ki böyle bir şey yaşarsak aynen dediğiniz gibi domino etkisiyle hepimizi çok ciddi bir sıkıntıya sokacak. Peki Amerika'da batan bankalar Amerika içerisinde büyük önde gelen bankalar mıydı? İşin ilginci değillerdi. Yani biz 2007-2008'de mesela Lehman Brothers konuştuğumuzda evet Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük bankaydı. En büyük 3 bankadan biri olarak bahsedebiliyorduk ama bu şu anda konuştuğumuz bankalar içerisinde en büyük banka Silicon Valley Bankası'ydı. 18. sıradaydı Amerika Birleşik Devletleri içerisinde. Aslında batan bankalar bölgesel bankalar. Yani bunlar ülke çapında çok ciddi mevduat toplayan, çok ciddi işler yapan bankalar değiller. Ama şunu ortaya çıkartmış oldular. Bankaların bilançolarında ciddi bir problem var ve bu problem fark edildi şu anda. Bunun kısa sürede de telafisi maalesef söz konusu değil. İşte onu telafi edebilmek için sınırsız dediğiniz gibi neredeyse güvence vermeye başladı FED. Sınırsız güvence verebilir misiniz bankacılık sistemine? Bu da mümkün değil. Eğer ki sömürüye çok açık bir alan. Eğer ki bunu yaparsanız da o zaman bir adım ötesi dediğiniz gibi kötüye kullanım başlar. Ahbap çavuş kapitalizmi diye adlandırılan iş ortaya bizdeki çıkar. Bizdeki bankaların hortumlanması gibi vesaire gibi. Aynen. Paraların ahbap çavuş çerçevesinde borç verilmesi gibi birçok farklı kriz gündeme gelebilir. O zaman buradan çok kolay bir çıkış yolu yok hocam tarif ettiğiniz resme göre. Buradan çok hızlı bir çıkış gözükmüyor. Burada en ciddi sıkıntı bence şu anda Almanya ve İngiltere tarafında. Dolayısıyla oradaki gidişat aslında bizim bundan sonra ne olacağımızı çok belirleyecek. İngiltere, Kanada, Meksika bunlar Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın ülkeler gibi gözüktükleri için
ciddi sıkıntılılar. Diğer tarafta da işte bu aktif pasif uyumsuzlukları bankalar genelinde devam ediyor. Dünyada birkaç ülke dışında aktif pasif uyumsuzluğu bu kadar üst düzeyde olan ülkelerin sayısı çok ciddi. Çok fazla. Hocam peki tamam oradan şeye dönelim, Türkiye'ye dönelim. Şimdi Türkiye'nin baştan beri izlediği yol farklı bir yol. Yani aslında hani enflasyonu göze alarak faiz artırımından kaçınan, aksine faizleri indiren, üretimi artıran, işsizliğe engel olmaya çalışan bir ekonomi politikası izliyor Türkiye. Bu çok tartışma konusu oldu. Evet, enflasyonun artması gibi sonuçları tabii ki oldu. Şimdi bu bir şey üzerinden baktığınızda öncelikle Türkiye'ye, Türk ekonomisine, Türk bankacılık sektörüne nasıl bir etkisi olabilir? Bir onu değerlendirelim. Bir de Türkiye'nin bu 1-2 yıl boyunca attığı faiz düşürme tedbirlerinin bu etkiyle karşılaştığında sonuçları ne olabilir? Şimdi Türkiye'ye nasıl bir etkisi oldu? Bir kere tüm dünyada bankacılık hisseleri çok ciddi değer kaybettik. Biz bunu Türkiye'de de gördük. Yani bankacılık hisselerinin değer kaybetmesi ne anlama geliyor? Bankaların piyasa değerlerinin azalması anlamına geliyor ve varlıklarının da tabii bu ölçüde erimesi demek oluyor. Günde %10'luk düşüşler çok ciddi düşüşler. Neyse biz Türkiye'de bunun büyük bir kısmını geriye aldık çok kısa zamanda. Dolayısıyla o ilk şoku iyice hızlıca atlattık. Hı hı. Sonrasında ne var? Sonrasında biz dediğiniz gibi dünyadan ayrılan bir politika izlemiştik ve bu politika içerisinde bizim çok ciddi aslında ihtiyati tedbirlerimiz de söz konusuydu. Hem kredi mekanizmasıyla alakalı çok ciddi çıpalar koyuldu bankacılık sistemine, hem de önceki tecrübelerden yararlanılarak çok farklı testler, stres testleri sistemimizin içerisinde var. Dolayısıyla bizim sistemimiz baktığınız zaman şu anda Avrupa Birliği ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne göre bankacılık anlamında, finansal yapı anlamında çok daha sağlam duruyor. Bu bizim için büyük bir avantaj. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. İşte çok büyük oranlarda kredi vermiş olsaydık mesela. Hı. O zaman ne olacaktı? O zaman da şu ortaya çıkacaktı. Bu krediler geri dönmeye başlarsa bankalar para bulmak için tabii ki de ilk başta kendi kredilerini geri çağıracaklardı. Hı hı. O zaman biz sistemin reel kesiminde zorlanmaya başladığını görecektik ve Türkiye içerisinde de bir kriz çok daha yakın ve kaçınılmaz olacaktı. Şu anda böyle bir risk yakın planda gözükmüyor. Çünkü Türkiye'de bankalar çok fazla kredi vermiş değiller şu anda. Çok fazla kredi vermiş değiller. Aktif pasif problemleri Amerika Birleşik Devletleri gibi yüksek değil. Yani çok uzun vadeli yatırımları yok. Bankaların ellerindeki enstrümanları, kendi mevduatlarını, topladıkları mevduatları uygun şekilde değerlendiriyorlar. Neden? Çok temel sebebi aslında biz bu işi acı reçeteler ödeyerek zamanında öğrendik. Tekrar bunu yaşamak istemiyor bankacılık sistemi. Hocam 2 dakikalık bir sürem kaldı. Şunu netleştirerek bitirelim isterseniz. Türkiye'nin faiz indirme kararı, böyle dünyada yoğun bir kriz, finans krizi yaşanırsa Türkiye'yi çok daha avantajlı bir konuma çıkartabilecek sonuçlar doğurabilir mi? Kesinlikle çok daha avantajlı konuma sokacaktır. Çünkü biz bu krizden etkilenmediğimiz, yani minimum etkilendiğimiz sürece güçlü ekonomi olarak ayakta durma şansımız olacak. İşte biz bunu 2007-2008'de örneğini gördük. Yani krizin teğet geçmesiyle alakalı o zaman çok fazla spekülasyon ortaya çıktı. Ama tüm dünyada üretimler ciddi şekilde gayri safi yurt içi hasılalar, büyümeler bazı ülkeler çift haneli düşerken bizde 0.7'lik bir düşüş oldu bir sene. Hemen arkasından biz yine çok ciddi büyümeye devam ettik. Dolayısıyla, O yüzden de teğet geçti demiştik. Yine benzer şekilde bu krizin bizi teğet geçmesi demek bizim dünyadan daha fazla büyüme şansına sahip olmamız anlamına gelecek. Çünkü bu krizin bize bulaşmaması reel sektörümüzün de daha güçlü hale gelmesini beraberinde getirecek. Artı çokça
zaman zaman üzerine konuşulan Türkiye'nin CDS yani borç primleri söz konusuydu. Şu anda Türkiye'nin CDS rakamları kabul edilebilir seviyelere gelmiş durumda. Birçok bankanın, birçok büyük ülkenin CDS rakamları bu krizle birlikte ciddi oranda yükseldi. Onlar düştü, Türkiye'ninki yükselmiş oldu. Türkiye'nin riski azaldı CDS. Siz şeyden puandan değil riskten bahsediyorsunuz. Dolayısıyla aslında bu finansal piyasaların içerisinde sanki faiz indirmenin biz avantajlarını önümüzdeki günlerde göreceğiz gibi gözüküyor. Hocam çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Önemli bir konuda bizleri aydınlattınız. Sağ olun. Briefing saatinden bu akşamlık bu kadar. Hepinize iyi akşamlar.